Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampının 7. haftasının 2. videosundayız. Bu videoda üçgen eşitliğinden bahsedeceğiz. Sayfa numarası 95'in sonunda kalmıştık. 96 ve 97'yi işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgen eşitsizliği açıkenar bağıntılarının en önemli yeri diyebiliriz. Yani açıkenar bağıntılarıyla ilgili bir soru geldiği zaman büyük ihtimalle bunu kullandırıcı bir soru olur. O yüzden buna dikkat edin lütfen. Bir üçgenin herhangi bir kenarı diğer iki kenarının farkının mutlak değerinden büyük, toplamlarından küçüktür. Yani böyle bir üçgen gördüğümüz zaman bir kenardan bahsediliyorsa en büyük kenar, en küçük kenar ya da o kenarın aralığı nedir şeklinde alacağı tam sayı değerler nedir ya da aralığı nedir gibi sorular sorulduğunda üçgen eşitliğini uygulayacağız. Üçgen eşitliğini uygularken de bir kenarı alacağız, diğer kenarların toplamlarıyla farkları arasında diyeceğiz. Farkları arkadaşlar uzunluk değeri negatif olamayacağından o yüzden bunu böyle mutlak değer içerisine alıyoruz. A büyükten küçüğü çıkarttığınız zaman mutlak değeri de düşünmenize de gerek yok. Farklarıyla toplamlar arasında olacak. En önemli şey bu. İstersen bunu B kenarını araya alarak yapabilirsin. İstersen C kenarını araya alarak yapabilirsin. Hocam üçünü birden mi yapacağız? Biri sağlanıyorsa diğerleri de sağlanıyordur. Tek bir tanesini araya almanız yeterlidir. Mesela bir üçgen geldi karşınıza. 3 dedi, 4 dedi, x dedi. Bizden ne isteniyorsa onu araya almak çok mantıklı ya da yalnız kalanı araya almak çok mantıklıdır. Mesela burada yalnız kalan bilinmeyen değil mi? Yalnız kalanı araya alacaksınız. Toplamlarıyla farklar arasında diyeceksiniz. Toplam değeri 7, farkları da 1 diyeceksiniz. Ya da ne bileyim bir üçgen gelir karşınıza 2x artı 5 der burayı. Buraya x eksi 1 der. Burayı da 7 der. Mesela burada yalnız kalan hangisi? 7. 7'yi araya alacaksınız. 7 toplamlarıyla farklar arasında. Yani 2x artı 5 artı x eksi 1 ile göremiyorsunuz bunu. Şöyle artı 5 artı x eksi 1. 1'i hala göremiyorsunuz. 1 ile 2x artı 5 eksi x eksi 1. Tabi bu mutlak değerci olacak. Tabi burada büyüğün hangisinin büyük olduğu belli. Bu 2x artı 5, bu x eksi 1. Bu daha küçük. Mutlak değeri de düşünmenize de gerek yok mesela burada. Ha, belirsizlik olduğu zaman mutlak değeri tabii ki yazabilirsiniz. Yalnız araya alacağınız şeyde üçgen eşitliği uygularken yalnız kalanı araya alın. Burada iki kişiyi bir kişiyi döver hesabı. Burada bilinmeyen arada kalmış. O zaman x'i araya alacaksınız. Burada da bilinmeyen bilinen. Bilinen yalnız kalmış. Bilineni araya alacaksınız. Ve üçgen eşitliğini ona göre uygulayacaksınız. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ve burada tekrar söylüyorum. Konu başlığın yani bir önceki videoda da söylemiştim. X tam sayı diyor mu soru kökünde? Ya da x'in alacağı değerler toplamı tam sayı değerler toplamı. Yani soru kökünde tam sayı cümlesi geçiyorsa x yerine değer verebilirsin. Geçmiyorsa değer verme lütfen. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Evet hadi bakalım şimdi örneklere. Şimdi ABC bir üçgen demiş. 3, 5, x demiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır? X'i araya alırız. X toplamlarıyla farklar arasında 5 artı 3 ile büyükten küçüğü çıkarttığım için mutlak değeri düşünmeme gerek yok. Yani 5 eksi 3 arasında. 2 küçüktür x, o da küçüktür 8 olacak. Buradaki değerler 3, 4, 5, 6, 7 değerlerini alır. Yani kaç tane arkadaşım? 5 tane değer olmuş oluyor. Ama hocam ya burası 22'ye 48 olmuş olsaydı hepsini tek tek yazacağız mı? Hayır. Her ikisi de küçük olursa böyle eşitlik beşitlik olmazsa şunu yapacaksın. Büyükten küçüğü çıkart. Yani 8 eksi 2 bir de 1 çıkart. 1. Yani 8 eksi 3'ten 5 taneyi bu şekilde de bulmuş olursun. Unutma dediğimi. Her ikisi de aralık bu şekildeyse, her ikisi de küçüktürse eğer büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart şeklinde bulursun. Ha hocam birinde eşitlik varsa sadece büyükten küçüğü çıkart. Her ikisinde de eşitlik varsa büyükten küçüğü çıkart. Bir ekle diyebiliriz ama genelde bununla karşılaşacağımız için ne diyeceğiz? Büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart. Kaç tane tam sayı değer olduğunu belirtir arkadaşım bize. Tamam. Örnek 8'i 5 bulduk. Geldik örnek 9'a. ABC çeşitkenar üçgen 7 ve 9 verilmiş. X kaç farklı tam sayı değer alır diye soruluyor. Arkadaşım öncelikle X'i araya alacağız. Toplamlarıyla farklar arasında. 9 artı 7 ile 9 eksi 7 arasında. 2 küçüktür x, o da küçüktür. 9, 7 daha kaç? 16. E hocam burada 16 eksi 2 eksi 1 tane. Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart. Yani kaç yapıyor burada? 16. 16'dan 2, 3, 13 mü yapıyor? Evet 13 tane değer yapıyor. Ama bu konuda lütfen çok dikkatli olun. Cevabı bulduktan sonra soruyu bir daha şöyle bir okumanızı tavsiye ediyorum bu konuda. Çünkü en çok hata burada yapılıyor. Dikkat dikkat. ABC çeşitkenar bir üçgen denilmiş. Buna dikkat edeceksin. A çeşitkenar bir üçgense x 7 değerini aldığında ne olur? Hocam ikizkenar olur. Ya da 9 değerini aldığında ne olur? Hocam ikizkenar olur.
7 ve 9'da ikizkenar aralık sağlanıyor. Bu aralığa bakacaksın. Bu aralıkta 7 ve 9 var mı? Var. O zaman 7 ve 9'u iptal edeceksin. 13 eksi 2. 2 değer buradan gitti. Cevabımız o zaman 11 tane olacaktır. Yalnız bazen dikkat et. Bazen şu olabiliyor. 7 ve 9 her ikisi de bu aralığın içinde olmayabiliyor. Mesela bir tane 7 olsaydı o zaman 1 çıkartacaktık, tamam mı? Buna da dikkat et. Bu da karşımıza çıkan bir şey ve dediğim gibi açıkenar bağıntılarında cevabı bulduktan sonra soruyu bir daha okuyun. Çünkü kaçırmayın. Bir cümleyi orada kaçırmayın. En çok hata burada yapılıyor. Matematikte de eşitsizlik sisteminde dikkat edeceksiniz. Eşitsizlik sisteminde soruyu bir daha okumanızı tavsiye ediyoruz. Evet, geldik örnek ona. Hocam x'in alabileceği değerler toplamı isteniliyor bizden. Tamam. Hocam burada ne yapacağız? Bilinen bilinmeyen. Bilinmeyeni yalnız araya alacaksın. 2x artı 1 toplamlarıyla farklar arasında. 10 artı 5 ile 10 eksi 5 arasında. Mutlak değeri düşünmüyorum. Büyükten küçüğü çıkarttığım için. 5 küçüktür. 2x artı 1. O da küçüktür. 15 oldu mu? Oldu. Hocam burada x'i yalnız bırakacağım ben. O zaman denklemden 1 çıkartayım. 1 çıkarttığım zaman ya da eksi 1 ekle diyeyim şöyle. Eksi 1 eklediğim zaman burası 2x. Burası da kaç oldu? 14 oldu. Hocam 2'ye bölmem lazım. O zaman bölü 2 diyeyim şurada. 2 küçüktür x, o da küçüktür 7 mi geldi? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? X'in alacağı tam sayı değerler toplamı isteniliyor. 3, 4, 5 ve 6'nın toplamı isteniliyor. Toplamı da kaç yapıyor? 18 yapıyor. O zaman örnek 10'u 18 olarak bulduk. Geldik örnek 11'e. Şimdi ABC bir üçgen. Hemen şöyle bir şey verilmiş. X'i araya alalım. X toplamlarıyla farklar arasında 11 artı 3 ile 11 eksi 3 arasında. Yani 8 küçüktür x, o da küçüktür 14 şeklinde bulduk. Tamam. X'in alacağı kaç tam sayı değer vardır? Bir de soruda ne demiş? ABC açısı, yani BA açısı nereden büyükmüş? ABAC açısından, bu açıdan büyükmüş. Bunu kullanacağım. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılı değil miydi? Evet. O zaman BA açısı daha büyükse BA açısının karşısındaki kenar, yani x büyüktür A açısının karşısındaki kenardan, yani 11'den. Elimizde iki tane değer oldu. Bir 8 ile 14 arasında, bir de 11'den büyük. O zaman x'in aralığı ne olacak? Her ikisini düşünecek olursam. Bir 11'den büyük, bir 8'den büyük. Arkadaşlar sayı doğrusunu düşün. Bir 8'den büyük, bir de 11'den büyük. Her ikisini de sağlayan hangisi? 11'den büyük değil midir? Evet, 11'den büyük. O zaman x'in aralığı ne olacak? 8'den büyük, 11'den büyük ya. O zaman 11'den büyük olacak. Üst sınır ne? Üst sınırda zaten 14'ten küçük diyordu. O zaman bizim x'in aralığı 11 ile 14 arasında olacaktır. X'in kaç tam sayı değeri vardır? 12 ve 13 değerlerini alır. 2 tane değer alır arkadaşlar. O zaman cevabı örnek 11'de 2 bulduk. Geldik örnek 12'ye. Hocam 2 tane üçgen var elimizde. Bir buradaki üçgen, bir de buradaki üçgen. Öncelikli olarak şuradaki üçgende x'i araya alalım. X toplamlarıyla farklar arasında. 8 artı 4 ile 8 eksi 4 arasında. Yani 4 küçüktür x küçüktür 12'yi bulduk mu? Bulduk. Evet. Buradan bir değer geldi mi? Geldi. Başka? Hocam alttakinde de x'i araya alalım. X toplamlarıyla farklar arasında. Yani 10 artı 3 ile 10 eksi 3 arasında olacak. 7 küçüktür x küçüktür 13 mu geldi? Evet. Burada da bir değer geldi mi? Karşımıza geldi. Şimdi dikkat et. X'i araya alacağım. X toplamlarıyla farklar arasında, tamam. Bir buradaki değerimiz var, bir de buradaki değerimiz var. Şimdi sınırlara bak. Hocam bir 4'ten büyük, bir 7'den büyük. Sayı doğrusunu düşün. Hem 4'ten büyük hem 7'den büyük. Her ikisini de sağlayan hangisi? 4 ve 7'den büyük olduğunda hocam 7. Her ikisini de sağlayacak çünkü. Üst sınıra bakalım şimdi. Üst sınıra baktığınız zaman da hocam biri 12, biri 13. Biri 12'den küçük, biri de 13'ten küçük. Biri 12'den küçük, biri 13'ten küçük. Her ikisini de sağlayan neresi var? 12 hocam. O zaman aralığımız ne olacak? Şu şekilde. İki tane eşitlik sistemi geldiği zaman küçüklerde büyük olanını, büyüklerde de küçük olanını alacaksınız. Aralığı daraltacaksınız yani. Bu dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Sayı doğrusunda da bu şekilde gösterdik zaten. 7 ile kaç arasında oldu? 12 arasında oldu. X'in alacağı değerler 8, 9, 10 ve 11 oldu arkadaşlar. Topladığımız zaman şu ikisinin toplamı 20, 30, 38 mi yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle 38 yaptı örnek 12'de. Geldik örnek 13'e. Aşağıda Ali, Berk, Can ve Demir'in konumları bir harita üzerinde gösterilmiştir. Şöyle. Ali ve Berk arasındaki uzaklık 2 kilometre. Berk ile Can arasındaki uzaklık 5 kilometre. Can ile Demir arasındaki uzaklık da 10 kilometredir. Buna göre Ali ile Demir arasındaki uzaklığın en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar şurayı mı bulacağız biz?
Hani bizden burası isteniyor. Burayı bulmak için nereyi bulmam lazım? Benim şurayı bulmam lazım. Yani şuraya bir x diyeyim. O zaman burada bir üçgen eşitliği uygulayayım. X toplamlarıyla farklar arasında. 5 artı 2 ile 5 eksi 2 arasında. 3 küçüktür. X küçüktür. 7 mi olacak burası? Evet. Şimdi ben soru işaretinin yani y'nin en büyük değerini bulmam için ne yapmam lazım? X'e en büyük değer yazmam lazım. Hocam x 3 ile 7 arasında en büyük değer ne olur? 6 olur diyenler nanay. Niye? Çünkü arkadaşlar Ali, Berk, Can ve Demir'in konumlarından bahsetmiş. Aralarındaki uzaktan bahsetmiş. Ve bu aralarındaki uzaklık tamam verilmiş ya. Ali ile Can arasındaki uzaklık tam sayı diye bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. Sen Ali ile Can arasındaki uzaklığa 6 dersen en büyük değer vereceksin. Yani 6 dersen olur mu? Olmaz. Çünkü Ali ile Can arasındaki uzaktan hiç bahsedilmemiş. Eğer burada bu kişiler arasındaki uzaklıklar hepsi tam sayı olsun demiş olsaydı 6'yı verebilirdin. O yüzden soru kökünde aralarındaki uzaklık tam sayı değil. Ama hocam şurada en büyük tam sayı değeri nedir? Ama Ali ile Demir arasındaki en büyük tam sayı değer soruluyor bize. O yüzden buna dikkat et. Ali ile Can arasındaki değeri tam sayı değer veremezsin. Burayı ne verebilirsin? Mesela x'i sen burada hocam 7'den küçük yani 6.9 verebilirsin. Benim tavsiyem 6.9 verme. Çünkü bazen bu verdiğin değer de tutmuyor. 6.99999 da verebilirsin aslında. Bazı değerlerde bu değer de tutmuyor. Sen bunu diyebilirsin. X ne olacaktır arkadaşlar? 7'den küçük değil mi? Ya en büyük değere bakacağız ya. En üst sınırı koy. Yani 7'den küçük olmasına bak. Tamam mı? 7'den küçük. Sadece 7'den küçük diyebilir. O zaman y'yi araya al şimdi. Hocam toplamlarıyla yani 17 ile kaç arasında? 10 artı 7'den küçük bir değer ve 10 eksi 7'den küçük bir değer. Burası kaç yapıyor arkadaşlar? 3'ten küçük yapacak. Küçüktür y. O da küçüktür. Bu da 17'den küçük yapacak. Yani 17'den küçük. Toplamları 17 yaptı ya. O yüzden böyle sınır noktasını yazmak çok önemli. Tam sayı demediği aralıklarda bir değer yazacaksanız sınır noktasını yazın. Ama tekrar söylüyorum. Sen buraya 6.999 da yazabilirsin. İşlem kalabalığıyla uğraşırsın. Ben sınır noktasını yazıyorum. Sen de sınır noktasını yazarsan daha sağlıklı olur. Yani sonuçta 17'den küçük. Hah, şimdi y'nin en büyük değerini bulacağız. Hocam 17'den küçük ya. Buraya 16 deme yine. Burası nedir? Aslında 16.999 gibi bir şeydir. Y 16.9'dan küçük olacak. Değil mi? En büyük tam sayı değeri kaç yapıyor o zaman? 16 yapıyor. Sen burada x yerine 6 yazmış olsaydın. Bak dikkat et. Y 16 ile 4 arasında olacaktı. O zaman 16 ile 4 arasında olan en büyük değer de 15 diyecektin. Cevabı yanlış yapacaktın. Yani bu Ali ile Can arasındaki mesafeye tam sayı değer verseydin eğer kesinlikle cevap yanlış çıkacaktı. Tam sayı olmadığı zaman o yüzden soru köküne dikkat ediyorsun. Tam sayı olmadığı zaman sınır noktasını yazmanı tavsiye ediyorum. Yani burada alt sınır sorulmuş olsaydı 2'den büyük diye yazardık. Ama üst sınır lazım bize. Buraya en büyük değer yazmam lazım. En büyük değer de 7'den küçük bir değer olması lazım. Hani en büyük değer 7 ya 3 ile 7 arasında 7'den küçük diye belirtiyorsun sadece. Burada 7 yerine sadece 7'den küçük değerleri bu şekilde yazıyorsun. Toplamı ne oluyor? 17'den küçük. Farkı ne alıyor? 3'ten büyük olacak pardon. Burası 3'ten büyük olacak. Çünkü 7'den küçük ya bu. 7'den daha küçülttüğün zaman o zaman burası da 3'ten büyük bir değer olacak. Neyse bana üst sınır isteniyor. 16.999'dan küçük. En büyük tam sayı değer de 16 yapar. Arkadaşlar dikkat edin. Bu soru güzel bir soru. Bu soru genelde hatalı yapılan bir soru. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu videoda en çok dikkat etmeniz gereken soru işte bu soru. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 14. Hocam x'in alacağı kaç farklı tam sayı değer vardır? Bakın bu soru kökü nedir? Hocam bu soru kökü üçgen eşitliği sorusudur. O zaman x'e ait bir üçgen oluşturacağız. Hocam x'e ait bir üçgen var mı? Var. AA deyip bu büyük üçgende üçgen eşitliği yapabilirsiniz. Genelde iki bilinmeyenli bir soruda iki bilinmeyenli üçgen eşitliğinde iki bilinmeyenle uğraşmayız. Sadece toplamları sorulursa ya da farkları sorulursa iki bilinmeyene girebiliriz. Bununla ilgili örnek verebilirim. Mesela adam şey der. Şöyle bir şey der. Bak şimdi. Bak konu anlatımı. Burada sadece soru çözmüyoruz. Konu anlatıyoruz. Belki soruda da vardır ama ben yine de söyleyeyim. Atıyorum buraya 6 der. ABC üçgeninin çevresinin minimum değeri nedir? Çevre minimum nedir diye sorulur. Mesela böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman. Hocam bizden ne isteniyor? X artı y'nin minimum değeri isteniyor.
Heh, o zaman x ve y'ye girebilirsiniz. Bak toplamları isteniliyor. Toplamları istenildiği zaman bunu yapabilirsiniz. Üçgen eşitliği yaptığın zaman 6 toplamlarıyla farklar arasında x artı y ile x eksi y arasında olacak. E burada o zaman ne olacak? E bizden çevre isteniliyor. Çevre de x artı y artı 6 değil mi? Evet. E bunun en küçük değeri lazım bana. En küçük değeri de 6'dan büyük olduğu için 7 yazabilirim bunun yerine. 7 6 daha kaç yaptı? 13 yaptı. Evet, en küçük değerini de bu şekilde bulmuş oluruz. Eğer toplamları sorulacaksa 2 bilinmeyene girebiliriz. Farkları sorulacaksa da 2 bilinmeyene girebiliriz. Ama toplamları ya da farkları sorulmazsa bak buradaki gibi o zaman ne yapacaksın? O zaman şey yapacaksın. Hani x'e ait bir üçgen oluşturmaya çalışacaksın. Evet. Açı kenar bağıntısındayız. Üçgenlerdeyiz. Nerede olursak olalım. Şimdi yüksekliğe ben size ayrı bir gözle bakın demiyor muyum arkadaşlar? Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Yani eş çizimler burada da var arkadaşlar. Burada da var. Bak burada dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkizkenar hocam. Aklına gelen başına gelsin. Yüksekliğin kollarında ikizkenar oluşturuyorduk. Evet, şöyle bir ikizkenar oluşturduğumuz zaman. Hop 7 mi oldu burası? Çünkü bu bir ikizkenar üçgen olmak zorunda. Yükseklik tabanı iki eş parçaya bölündüler. Hatta bu da açı ortay olur diyebiliriz. Aa, ne oldu? Şimdi x'e ait bir üçgen oluştu mu? Oluştu. İşte üçgen eşitliğini uygulayabiliriz. Üçgen eşitliği uygulayabilmek için x'e ait bir üçgen lazımdı bana. Evet, x'e ait bir üçgen oluştu. Toplamlarıyla farkları arasında yani 7 artı 2 ile 7 eksi 2 arasında, yani ek çizimleri yine burada unutma. Ek çizimlerle yine karşılaşabilirsin. Buradan 5 küçüktür x küçüktür 9 mu yaptı? Evet, x'in alabileceği kaç tavsiye değer vardır? 6, 7 ve 8 değerlerini alıyor. Kaç tane varmış? 3 tane değer varmış. Evet, cevabı örnek 14'te 3 olarak bulduk. Geldik örnek 15'e. Şimdi Yasemin uzunlukları 5, 8 ve 17 cm olan 3 çubuk ile şekil 1 ve şekil 2'deki gibi iki şekil elde ediyor. Evet, 5, 8 ve 17 ile ilgili. Çok güzel. Zaten arkadaşlar 5 ve 8 ve 17 ile ilgili bir üçgen elde edemeyiz. Niye? Hocam 17'yi araya alsak toplamlarıyla farkları arasında 8 artı 5 ile 8 eksi 5 arasında mı? Olmadı bak. Yani sen bu 3 uzunlukla ilgili bir üçgen oluşturamazsın. Yani köşeleri şöyle olacak şekilde. Mavi bu, yeşil bu. Şunu şöyle çizsen bu olmaz. Üçgen oluşturmaz. Çünkü üçgen eşitliği sağlanmıyor. Bak dikkat et. Ama üçgen oluşturmuş ama yeşilin belli bir parçasını kullanarak üçgen oluşturmuş. Şimdi ne yapmış burada? Şöyle bir üçgen oluşturmuş. 5, 8 ve şuradaki parçası x olmuş. Burada da mavi parça böyleyken 8 ve 17 iken burası da y demiş. X'in en küçük tam sayı değeriyle y'nin en büyük tam sayı değerinden bahsediliyor bize. Arkadaşlar öncelikle şurada bir üçgen uygulayalım. Şuraya bir a dersek. A toplamlarıyla farklar arasında 8 artı 5 ile 8 eksi 5 arasında. Yani 3 küçüktür a, o da küçüktür 13. Ben x'in en küçük tam sayı değerini bulmak için a'nın en büyük tam sayı değerini yazmalıyım. Bak x'in tam sayı değeri isteniliyor. O yüzden a'ya ben tam sayı değer verebilirim. A değeri o zaman ne olur arkadaşlar? 12 yazarsam a yerine 12 yazdığımda uzunluk 17 birimdi. X'e kaç kaldı? 5 kaldı. Evet, x'i 5 bulduk. Şimdi buraya geldik. Burada da arkadaşlar, burada da şuna ait bir üçgen eşitliği uygulayacak olursam y artı 5 toplamlarıyla farklar arasında 17 artı 8 ile 17 eksi 8 arasında. Mutlak değeri kullanmıyorum bilerek. Çünkü büyükten küçüğü çıkarttığım için. Evet, 8'den 17 çıkınca 9 küçüktür. Y artı 5, o da küçüktür. 17 artı 8 25 yaptı. 5 çıkartıyorum denklemden, 4 küçüktür. Çünkü Y'yi yalnız bırakacağım. Buradan 5 çıkartıyorum. Y, o da küçüktür, 20 yaptı. Y'nin en büyük tam sayı değeri kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? Y de 19 yapıyor. Bizden istenilen nedir? X'in en küçük tam sayı değeri. X'in en küçük tam sayı değerini 5 bulduk. Hemen 5'i yazalım buraya. Artı Y'nin de en büyük değerini 19 bulduk. Toplamları da kaç yaptı? 24 yaptı. Böylelikle örnek 15'i 24 bulduk. Güzel bir soru arkadaşlar. Böyle yorumlamalar da karşınıza gelebilir. Yeni nesil dediğimiz sorular direkt verilmiyor şekli biz bazen düşünebiliyoruz. Burada da güzel bir düşünce yapısı var açıkçası. Evet, geldik bir sonraki soruya. Aa, hocam bizden ne isteniyor? X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. Hocam x'e ait bir üçgen oluşturalım dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bu ne sorusu? Üçgen eşitliği. X'e ait bir üçgen lazım. Hocam buraya y'ye desek? Hayır. İki tane bilinmeyene girmeyiz. Toplamları sorulursa ya da farkları sorulursa iki tane bilinmeyene girmeyi tercih ederiz. Burada ne yapacağız o zaman? Hocam burada x'e ait bir üçgen oluşturalım. Şuradan şuraya çizelim. Bak dur.
Bir şey çiziyorsun sen burada. Bir şey çizerken düşün, aklına gelsin. Bir şey çizerken sen kenar ortay çizmelik bir durum biliyor musun? Bilmiyorsun. Bir şey çizerken aklına ne gelecek? Ek çizimler gelecek. O zaman ek çizimleri düşüneceksin burada da. Hocam x'e ait bir üçgen oluşturacağım. Soruda sadece ve sadece eşitlik var. Kenar ortay çizmek yok öyle bir şey. Ağırlık merkezi olmuş. Burası ağırlık merkezi demiş olsaydı ağırlık merkezinden geçen doğruyu çizerdik. O ayrı bir konu. Ama burada sadece ve sadece eşitlik var. Eşitlik olduğunda aklına ne geliyordu? Evet bak bir şeyler çizeceğin zaman. Aa ben bir şey çiziyorum. Bu benim ek çizimlere uygun mu diye düşün. Ha ek çizimler deyince beynin otomatikman zaten bunu söyleyecek. Muhteşem üçlü, orta taban ve ikizkenar ek çizimler aklına gelecek zaten. Ya bu 3 tane ek çizim zaten bizim için çok önemli. Muhteşem üçlü düşünemem çünkü 90 derece yok. Hocam ikizkenarlık düşünemem çünkü yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüyor falan filan. Sadece ve sadece eşitlik varsa aklımıza ne gelecekti? Orta taban. Orta taban içinse eşitliğin olduğu yere kalemini koy diyordum. Kalemini koyduğun zaman ne yapıyorduk? Buradan paralel çizgi çiziyorduk. Buradan büyük üçgende bak ya böyle paralel çizeceğim ya böyle paralel çizeceğim. Ya 12'ye paralel çizeceğim ya da 8'e paralel çizeceğim. Hangisi mantıklı? Karışık olan yere doğru çizin diye söylemiştim. Ya da x'e ait bir üçgen oluşturmam lazım. Tabii ki şu daha mantıklı. Evet şuradan bir orta taban çizdim. Şunlar birbirine paralel. Bu bir orta taban çizgisi. Toplamda bu uzunluk 12. Orta taban çizgisi olduğundan dolayı burası 6'ya 6 yaptı. 4 kaldı buraya. E hocam bu aynı zamanda paralel orta taban 8 ise burası da nedir? 4'tür. Ve artık x'e ait bir üçgen var mı? Var. Yani burada x nedir? Toplamlarıyla farklar arasındadır. 4 artı 4 ile 4 eksi 4 arasındadır. 0 küçüktür x küçüktür 8'dir. Kaç farklı tam sayı değer vardır? Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart. Yani 7 tane değer vardır. Bu şekilde tek tek saymıyorduk. Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart diyorduk arkadaşım. Evet böylelikle örnek 16'yı kaç bulduk? 7 bulduk. Güzel bir soru. Dediğim gibi bir şey çizdiğin zaman dur düşün. Çizmeyi düşündüğün zaman düşün. Ne? Ek çizim. Ben bir şey çiziyorum. Ek çizim. Ek çizim deyince beynin otomatikman muhteşem şu orta taban ve x kenarlığı aklına getirir zaten. Bunu ilk 3 seferde böyle zorlanırsın ama sonralarında böyle çok alışkanlık haline gelir. Ve hiçbir soru kaçırmazsın geometride dediğimi sakın unutma. Yani biz açı kenardayız. Yani nerede olursak olalım yine ek çizimler bizim karşımıza çıkacak. Evet gençler bu videoyu burada sonlandıralım. Çünkü burada geniş açı ve dar açı onu da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. Burada gerçekten bu videoda güzel şeyler öğrendik. Açı kenar bağıntıları yani üçgen eşliğinden bir soru soracaklarsa eğer yani açı kenar bağıntılarından bir soru soracaklarsa üçgen eşliğini büyük ihtimalle %90 ihtimalle kullandırırlar. O yüzden bu video gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Ha bu sadece bu üçgende değil ilerleyen konularda da yine karşımıza çıkacak olan bir konu. Çünkü dörtgenlerin içerisinde de bir uzunluğun alabileceği değerler bize sorulabiliyor. O yüzden dikkatli olmanız gereken yine bir konu. Güzel bir konu. Evet gençler böylelikle ikinci videoda hallettik. Bir sonraki videoda 7. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.